İyi akşamlar. Maçın ardından ilk olarak teknik direktörümüz Erol Bulut açıklamalarda bulunacak. Ardından sorularınız varsa onlara geçeriz. Buyurun hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Beşiktaş karşısında istediğimiz oyunu sahaya en iyi şekilde yansıttığımı düşünüyoruz. Oyunun içinde zaman zaman ikinci bölgede iyi baskılı oynadık. Kaptığımız toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. Bunu da başardık ama maalesef sadece bir gol atabildik. 2-3 de olabilirdi. Bugün açıkçası iki puan kaybettiğimizden dolayı biraz üzgünüm. Neden üzgünüm? Golün oyunun sonlarına doğru gelmesi beni biraz üzdü. Sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz. Kaliteli bir ekip. İyi ayaklar var. Oyunun her dakikasında gol atabilecek bir ekip. Ama biz bugün buna iyi karşılık verdiğimizi düşünüyorum. O yüzden futbolcularımı da takımı da tebrik ediyorum. Oynadıkları oyundan, yaptıkları mücadeleden bir puan aldık. Yolumuza en iyi şekilde devam ediyoruz. Sadece oyunun içinde hakemlerle ilgili konuşmayacağımı söyledim. Ama bugün hakimimiz bir tane kırmızı kartı maalesef vermedi, veremedi. Kafa atmak hangi maçta olursa olsun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Soru var mı? Buyurun Cami. Hocam, 2-0 olabilecekken maç 1-1 bitti. Beşiktaş neredeyse sağlığı yoktu. Golü atana kadar, golden sonra biraz cesaret verdi. Biz niye 2-0'a getiremedik? Bir sorunu getirememek gibi bir sorunumuz var. Oyunumuza baktığımızda evet, kaleye topu taşıyoruz, pozisyonlara da yeterince giriyoruz. Ama sonuçlandırmada biraz sıkıntımız var. Şimdi söyleyince işte forvet yok, şey yok. Forvetimiz bir tane var şu an. O da João Figueiredo. Kanat oyuncularımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama yakaladığımız pozisyonlardan sonuç almamız biraz eksik kesinlikle. Ocak ayında transfer periyodu başlayacak. 12 Ocak'ta. İnşallah orada gereken takviyeleri yapıp şu anki olan kalitemizi daha da üst seviyelere çekmek isteyeceğiz. Buyurun. Sonra bir ses sunuyor. Buyurun. Sakatlığı mı oldu yoksa taktik gereği mi oynanıyor? Kimin? Figueiredo. Bir sakatlığı oldu, dizine bir darbe aldı. Kendisi tam net bilmiyorum. Doktorumuz kontrol ettikten sonra yarın daha net bir bilgi alırız. Buyurun. Hocam, az önce teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Çok mücadele ettik ama fazla açamadık rakip, fazla açamadık dedi. Siz defansif anlayışla mı yani tek puan için mi mücadele ettiniz yoksa 3 puan için mi? O soruyu akıllara getirdi. Bir de sizin pozitif ve negatif yönleriniz nelerdi? Bir kere defansif oynadığımızı ben düşünmüyorum. Maçtan önce futbolcularıma soyunma odasında ne dediğimi bilmiş olsanız oradan anlayabilirsiniz defansız oynamadığımızı. Rakibi 2.5 ikinci bölgede karşılayıp geçişlerimizi iyi yapmak istedik. Ha, bunu da iyi başardık ama sonucunu getiremedik. Tek eksiğimiz oydu. Diğer sorunuz eksiğimiz İşte yakaladığımız pozisyonları değerlendiremiyoruz. En büyük eksiğimiz o şu anki oyunumuzda. Defans anlamında kendimizi biraz geliştirdiğimizi de düşünüyorum. Çünkü bundan önceki maçlarda basit bireysel hatalar yapıyorduk. Onu biraz daha toparladık. Ama iki anlamına baktığımızda hem hücum hem defans anlamında yeterli mi? Yeterli değil. Kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Başka soru var mıydı? Teşekkürler, iyi akşamlar.